Mesele bitmiştir. Efendiler, işte Hristiyanlık dünyası da Hazreti İsa'yı sömürmüştür. Hazreti İsa'yı istismar etmiştir. Bakın şimdi izah edeceğim. Hiçbir zaman Hazreti İsa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu kat'i hükmün ışığı altında Yahudiler tarafından öldürülmemişti. Öldürülmemiştir ha. Hazreti İsa'yı Yahudiler öldürdük zannediyorlar. Öldürdük diyorlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki Yahudiler yalan söylüyorlar. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Sadakallahül azim. Şu Kur'an-ı Kerim var ya, vallahil azim, şu Kur'an'la bütün dünyaya meydan okuyabiliriz. Her şey meydanda çünkü. Onu öldüremediler diyor Kur'an-ı Kerim. وَمَا صَلَبُوهُ Salp, asmak, salip. Hani salip, ehli salip diyoruz Hristiyanlara, haçlılar, haçlı veya ehli salip dediğimiz bu salip kelimesi bakın Kur'an-ı Kerim'den geliyor. وَمَا صَلَبُوهُ قَتْئِيًّا Hazreti İsa'yı asamadılar. وَلَكِنْ işin içinde bir hadise var, istisnai bir muamele var. شُبِّهَ لَهُمْ İsa aleyhisselama Allah'ın benzettiği o Yahudi ihbarcıyı, ajanı bizzat astılar diyor Kur'an-ı Kerim. Hani Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için onu takip etmek gayesiyle bir ajan koydular. Ajan, ajan. Ki buna biz muhbir diyoruz, ihbarcı, muhbir. Dediler ki sen İsa'yı takip edeceksin. İsa'nın bir ismi de Mesih'dir Kur'an-ı Kerim'de. Mesih İbni İsa. Mesih İsa. Onlar Mesih kelimesini Hristos diye kullanıyor. Hristo. Hristo. Hristiyan kelimesi buradan geliyor. Mesihiyet manasına. Hristo veya Hristos. Mesih İsa manasına. Sen dediler Hristos'u, Hristo'yu takip edeceksin. İsa'yı nerede görürsen gelip bize haber vereceksin. Biz de silahlarımızla oraya hücum edip İsa'yı öldüreceğiz dediler Yahudiler. Yahudiler. Bu şekilde o ispiyoncu, muhbir, ajan, casus vazifelendi ve Hazreti İsa ile 12 kişiden ibaret olan havari dediğimiz, apostol dediğimiz o Hazreti İsa'nın müminleri, ashabı, ansarı, arkadaşları bir yerde otururken o ispiyoncu, o muhbir hemen gördü, tespit etti, gidip Yahudilere haber verdi. Gelin öldürün, öldürün dedi. Bunun üzerine hücuma geçtiler, gelip İsa'yı yakalayıp öldüreceklerdi ve bir ağaca asacaklardı. Kesin kararları buydu. Tam o noktaya gelince Hazreti Allah Celle Celaluhu kudretiyle tecelli etti ve derhal Hazreti İsa'yı o Yahudilerin ellerine, o canilerin, katillerin eline teslim etmedi. Hazreti İsa'yı ihbar eden o Yahudi alçak ispiyoncuyu Hazreti İsa'nın şekline benzetti. Tuttular kendi adamlarını astılar diyor Kur'an-ı Kerim. Kendi ispiyoncuyu astılar. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Kur'an-ı Kerim ne güzel açıklar. İşin aslı budur. İsa'yı kimse öldürememiştir. Ama bunu onlara kabul ettirmiştir Yahudiler ve artık İsa'nın
öldürüldüğüne, İsa'nın çarmıha gerilip de asıldığına inandırmışlardır. Onun üzerine bütün Hristiyanlık dünyası Hazreti İsa'yı ve o çarmıh hikayesini, salip hikayesini istismar etmeye ve sömürmeye başlamışlardır.